Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bu taasub tarafkilik meselesine devam ediyoruz. Şimdi 20. lemadan sevgili kardeşlerim, 9 madde e, okuyacağız beraber. Bakalım konuşalım inşallah. Şimdi müspet hareketten bahsetmiştir, bahsetmiştik daha önce. Yani ihtilaflar, farklı düşünceler elbette olabilir ama esas da e, ve maksatta ittifak etmek gerekiyor demiştik. E, diğer işte o. E, Detay meselelerde, esas olmayan meselelerdeki ihtilaflar da e, olabilirdi. Ve onlar müsbet olarak herkesin kendi görüşünde çaba göstermesi, başkasının görüşüyle alakalı bir art niyet beslememesi üzerinden e, müsbet hareketle ihtilaf olabilirdi. Ve bu tarz bir ihtilafın tesadüm-i efkardan barikay hakikatin doğacağı, yani fikirlerin çarpışmasından hakikat yıldırımının ve ışığının doğacağı şeklindeki e, doğacağı şeklinde de düşünülebileceğini konuşmuştuk. Şimdi burada yine bu dokuz maddede işte cemaatlerin, STK'ların grupların, zümrelerin, işte kabilelerin, aşiretlerin ya da işte ülkelerin birbirine nasıl bakacağına dair yine daha öncekinde de verdiği gibi bir takım prensipler verecek müellif. Dokuz tane madde sayıyor. Çok önemli maddeler. Bir, müspet hareket etmektir ki yani kendi mesleğinin muhabbetiyle, yani kendi ilerlediği yolun, yöntemin, işte tarzın muhabbetiyle, sevgisiyle hareket etmektir. Yani kendi ilerlediği yolu sevecek. Başka mesleklerin adaveti, yani başka meslek ve mezheplere düşmanlık ve başkalarının tenkisi, yani başkalarının noksanlığı onun fikrine ya da başkalarının noksanını araştırma, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. Yani başka meslek ve mezheplerin noksanlıklarını e, düşünmeyecek, onlara adavet beslemeyecek, kendi mesleğinin muhabbetiyle ilerleyecek. <laughs> yani başkasının başkasına yapacağı düşmanlık, başka meslek ve mezhep sahibine yapacağı düşmanlık ve onun eksikliklerini bulma ve araba çabası kendi e, ilmine ve fikrine müdahale edip Kendisini meşgul etmeyecek. Sadece kendi mesleğinin ilmiyle, fikriyle ve muhabbetiyle hareket edecek. 2- Daire-i İslamiyet içinde, yani İslam dairesi içinde hangi meşrepte ve meslep, meslekte olursa olsun medar muhabbet, muhabbete sebep ve uhuvvet ve kardeşliğe ve ittifaka sebep olacak çok rabıtay vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek, ittifak edeceğiz. Nasıl? Daire-i İslamiyet içinde mi? İçinde. Meşrebi, mesleği mezhebi ne olursa olsun muhabbete, kardeşliğe ve ittifaka sebep olacak ve insanları bir arada tutacak birlik bağını kurmayı sağlayacak birçok ortak nokta olduğunu düşünüp ittifak etmek. 3 ve haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde. Evet, haklı, hak yolda giden her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde başkasının mesleğine ilişmiyor, onunla uğraşmıyor. Hak ise cihetinde, hakkı ise mesleğim haktır yahut güzeldir demesidir. Bu Bunu diyebilir. Yani başka mesleklere, başka hak meslek ve mezhep ve meşreplere ilişmiyor. Kendi mesleği için diyor ki benim mezhebim haktır. Yahut da kendi mezhebi için, mezhebi için diyor ki benimkisi daha güzeldir diyebilir. Bunda bir sorun yok. Yoksa başkasının mesleğinin, meşrebinin, mezhebinin haksızlığını ve çirkin, çirkin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden hak yalnız benim mesleğimdir ve veya hut güzel benim yalnız meşrebimdir diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek gerekir. Ya yani evet benim mesleğim haktır diyebilirsin. Benimkisi en güzeldir diyebilirsin. Daha güzeldir diyebilirsin ama hak yalnız benim meslek mez, e, mezhep ve meşrebimdir veya işte ya da güzel yalnız benim meşrebimdir, yalnız benimkidir diyemezsin. Bu insafsızlık olur. Bunu başka yerde müellif şey olarak söylüyor. Huve hasen diyebilirsin kendi mesleğine. Huve ahsen diyebilirsin, en güzel diyebilirsin. Ama huvel e, hak diyemezsin ya da huvel hasen diyemezsin. Sadece benimki haktır, sadece benimki güzeldir diyemezsin. 4. <laughs> ehli hakla ittifak, tevfik-i ilahinin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle. Şunu asla unutmamak lazım. Hak ehliyle ittifak etmek bizim üzerimize farz bir vazife ve Cenab-ı Hakk'ın tevfikinin başarılı kılmasının muvaffak etmesinin de aynı zamanda bir sebebi ve diyanetteki izzetin de yine bir sebebi olduğunu düşünmek. Bunu asla unutmamak. Yani dinin, dinin mukaddesatının korunması ancak bu diyanetteki izzetin, dindeki izzetin ve ümmetin birliğiyle beraber olabiliyor. Olabilecek bir nokta. 5. Hem ehli hak ve pardon, hem ehli dalalet ve haksızlık tesanüs sebebiyle cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı manevinin dehasıyla hücumu zamanında o şahs-ı maneviye karşı en kuvvetli ferdi olan mukavemetin mağlup düştüğünü anlayıp ehli hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı manevi çıkarıp o müthiş şahsı, o müthiş şahsı manevi dalalete karşı hakkaniyeti muhafaza etmek gerekir. Burası da önemli. Bu nokta da, da önemli yani. Neye önemli olan nokta? Ehli dalalet ve haksızlık, yani dalalet yolunda ve hak yolda olmayan insanlar tesanüs sebebiyle ne oluyor? Cemaat suretinde yani bir araya geliyorlar işte birlikler kuruyorlar Yok işte Avrupa Birliği, yok şu bir birliği, şu bu birliği, işte NATO Birliği falan filan diye. Onlar bir ne oluyorlar? Şahsı manevi oluşturuyorlar. Yani şahsı manevi ne demek burada? belli bir kişi olmayıp bir topluluktan işte bütün ülkelerin temsilcisi olan bir topluluktan meydana gelen bir aslında manevi bir kişilik e, oluşturuyorlar. Bir e, manevi bir güç, bir taraf oluşturuyorlar. Bizim de ne yapmamız lazım? E, o karşı, karşı tarafta bir şahsı manevi olduğu için o şahsı maneviye karşı mağlup düşmemek için biz de hak tarafından çünkü ferdi olan hiçbir teşebbüs mukavemet edip şahsı maneviye karşı dayanamayacak. Dolayısıyla mağlup düşecek. O zaman ehl Hak tarafındaki ittifak ile biz de bir şahsı manevi çıkarıp işte İslam Birliği, İslam topluluğu, İslam konsensusu şeklinde bir şahsı manevi çıkarıp o müthiş şahsı manevi dalalete karşı inkarcılığı yaymaya çalışan kişilerden oluşan o manevi şahsiyete karşı hakkaniyeti muhafaza etmek için biz de cemaatleşme, STK'laşma ve ülkeler çapında da bir araya gelerek konsensusla, fikir teatisiyle, fikir paylaşımıyla ne yapacağız? Bir şahsı manevi hak, bir hak şahsı manevisi çıkararak şahsı manevi dalalete karşı mukabele ve mukavemet etmek zorundayız. Birleşerek mukabele etmedikçe karşı taraftaki şahsı maneviyi işte örgütler ve ülkeler çapında temsil edilen bir araya gelinen o aslında inkarcılığa ve işte küfür yaymaya çalışan o set gruplara o şeylere, kurumlara, işte örgütlere karşı ne yapamayız, mücadele edemeyiz ve hakkı batılın savletinden kurtarmak için 6. madde. Hakkı batılın saldırılarından, hücumlarından kurtarmak için ne yapmamız lazım? Nefsini ve enaniyetini ve yanlış düşündüğü izzetini ve ehemmiyetsiz rekabetkarane hissiyatını terk etmekle ihlası kazanır ve vazifesini hakkıyla ifa eder. Demek ki tüm saydığımız beş madde. Bu beş maddenin sonucu olarak e, hakkı eğer batılın saldırılarından ve tecavüzlerinden kurtarmak istiyorsak ne yapacağız? Nefsimizi ve enaniyetimizi bir kenara koyacağız. Ne için? Kan akmasın, mazlumlar ölmesin, bebekler ölmesin, ağlamasın, kadınlara tecavüz edilmesin. İnsanlar açlıktan ölmesin, kafalarına bomba yağmasın diye ne yapacağız? Nefsimizi ve enaniyetimizi bir tarafa koyacağız. Koymak zorundayız. Çünkü her şey buradan çıkıyor. Yani ehli küfürün bize saldırılarını kolaylaştıran, bizim üzerimizde baskı ve hegemonya kurmasını sağlayan şey bizim ihtilaflarımız. Ne yazık ki böyle. Ve bu ihtilaflarımız da dediğimiz gibi nefisten ve enaniyetten çıkanlar. Dolayısıyla bu noktada eğer, birazcık imanımız ve ümmete karşı birazcık şefkatimiz varsa hak-batılın saldırılarından, hak ehlini, işte harimi İslam'ı küfrün çizmelerinden kurtarmak için nefsimizi ve enaniyetimizi ayaklar altına alacağız. Eğer bugün nefsimizi ve enaniyetimizi ayaklar altına almazsak, alamazsak yarın küfrün çizmeleriyle yine çiğnendiğimiz gibi bugün yine çiğneniriz. İşte Kudüs meselesini biliyorsunuz. Dolayısıyla nefsimizi ve enaniyetimizi yanlış düşündüğümüz izzetimizi ya işte ben izzetliyim o bana gelsin işte o alttan alsın gibi bir araya gelmeyi engelleyen ve i̇ttihad İslam'ın teşkil olmasına sebep olan mikroda ve makrodaki tüm oluşum ve STK'lar fert ya da şahsı maneviler ve bunların yanlış düşündüğü izzetini bir kenara koyup madem ki durum böyle, madem ki işte ehli dalalet böyle bir cemaat suretinde bize hücum ediyorlar. Biz de bir araya gelmek zorunda şeklinde rabıtay vahdet noktalarını, birlik yönlerini, birlik bağını kuvvetlendirecek şeyler üzerinde çalışmak, çalışma yapmak ve o yanlış düşündüğümüz izzetimizi bir kenara koymak gerekiyor. Ülkelerin koyması gerekiyor, cemaatlerin koyması gerekiyor, işte aşiretlerin koyması gerekiyor, her neyse. Yani yanlış düşündüğü izzetini ve ehemmiyetsiz, önemsiz Rekabet arana böyle rekabet içerisindeki o hissiyatı terk etmekle ihlası kazanmak ve vazifesini hakkıyla ifa etmek ve buna bağlı olarak da e, hakkın tecellisine sahne ve medar olmak çok önemlidir. Nefsimizi ve enaniyetimizi bırakacağız. Yanlış düşündüğümüz izzetimizi bir kenara koyacağız, değil mi? Az önce söylediğimiz mazlum gruplar ve coğrafyalar için bir araya geleceğiz. Duvar gibi kenetlenip o küfürün saldırılarına karşı set olacağız ve ehemmiyetsiz, önemsiz, rekabet rekabetkaran hissiyatımızı terk etmekle önemsiz aslında, hiçbir önemi olmayan örümcek ağı gibi, çakıl taşı gibi olan o rekabet hissiyatımızı, işte yarışma, işte benimki daha iyi gibi öne çıkma, rekabet edercesine öne çıkma hissiyatını terk etmekle, Allah rızası için yapma erdemine ermekle, ihlası kazanmakla vazifemizi hakkıyla ifa edeceğiz. Bu noktada vazifemizi hakkıyla ifa ettiğimizde küreye arzın varisleri olan hakiki Müslümanlar olduğumuzu ispatlayacağız ve hak ve hakikat, güç hakkın elinde olarak bizim elimizde tecelli ederek mazlum coğrafya ve masumlar korunacak. Hangi inançtan, hangi dilden, hangi dinden, hangi renkten olursa olsun herkes bu hak ve ihlas duygusunun egemen olduğu bir dünyada rahatça ve özgürce ve insanca en önemlisi yaşayabilecek. Umarım bu yakında yakın istikbalde gerçekleşir. Elhamdülillah.